313 Ayetel Kürsi, muhafaza niyetiyle. Gökleri yerleri direksiz tutuyor, çengelsiz tutuyor da. Myanmar'ı mı koruyamayacak? وَلَا اُوْدُوا حِفْظُهُمَا Ayetel Kürsi'deki mihek noktası neresidir? Gökleri yerleri korumak Allah'a ağır gelmez diyor. E kurban olduğum, 1,5 milyonu mu korumak sana ağır gelir? Haşa ve kella. O zaman korusun mealinde. Tabi Ayetel Kürsi'de ki azamet, büyüklük hiçbir ayette yok. Ağırlık, Allah Allah. En ağır bana o ayet-i kerime geliyor. Okuması da çok ağır geliyor. Çok kuvvetli bir ayet-i kerime yani. Bazı koca sureyi ondan kolay okurum yani. Öyle ağır bir ayet-i celliyedir. Havası çok. 313 sırrıdır. Bir kere tayyare düşmek üzereydi. Çok fena sıkıştık Efendi Hazretleri'yle. Haçtan dönüyoruz. Hemen mübarek dedi, 313 ayet-el kürsi dağıtın. E zaten uçakta ekseri bizden. Bir dağıtıldı yani sayıları topladılar, bıçak gibi durdu ya. Nasıl fırtına olmuş İstanbul'da. Ha böyle gidiyoruz geliyoruz, küt aşağı pat yukarı. Ayet-el kürsi. Anladın mı? Aziz Bayındır buna da mı itiraz edecek? Abdülkadir Geylani deyince şirk şirk diyor. Ayet-el kürsi ne oluyor? Eder ya, iyi dedin, he. Akıllısın işte bak. Ben de söylen gibi bir şey bekliyorum bir lafça. Bunlar bir şey demiyor. Bunlar dediler etmez diyorlar, susuyorlar. Doğru dedin. Bunlar ne ayet okuyorsun ya? Tayyare düşecekse düşecek, sana ne? Falan derler bunlar. Bunlar acayip bir şey ya. Buna Kur'an ayetine de itiraz eder.